Efendim tabii burada Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda bir problem var. Bundan kaynaklanıyor. İşin aslına bakarsanız iman kavramı psikolojik bir olay. İnsanın yani ben şu andan itibaren inanıyorum. Hayır, inanmayacaksın. Tamam, artık bu andan itibaren inanmıyorum gibi askeri emir komuta zinciri içinde kabul edilen, bırakılan, tekrarlanan bir olay değil. Evet. Bir psikolojik hal, uzun bir hazırlık safhasından sonra insan zihninin ulaştığı bir nokta. Ben bir öğrencime ki şu anda kendisi profesördür, imanın psikolojik yapısı diye bir doktora tezi yaptırdım. Ve çok da güzel bir çalışma oldu, basıldı da. İmanın psikolojik yapısı incelendiği takdirde insan beyninde çok önemli olaylar oluyor inanma noktasına gelene kadar. Ben gene bir hatıramdan bahsedeyim kısaca. 28 iki gün önce bu programda bulunan Profesör Doktor Kenan Gürsoy Hoca ile birlikte başlarda Profesör Mim Kemal Öke de vardı. Sonra bir sebepten dolayı ayrıldı. Biz 6 yıl TRT'de Düşünce İklimi diye her hafta tekrarlanan bir program yaptık. Onun ilk programını hatırlıyorum. İlk başlangıç programında insan tarifinden hareketle insan kaç şekilde tarif edilebilir sorusuna verilen cevaplar şuydu. İnsan seven canlıdır. Evet. Bunun üzerinde tasavvuf özellikle yürüyor. İnsan düşünen canlıdır. Evet. Felsefenin ilgi alanına giriyor. Bendenizde insan inanan varlıktır dedim. İnanan canlıdır. Eyvallah. Yani insanın genetik yapısı sadece insana mahsus olmak üzere inanma özelliği vardır. Bütün insanlar inanırlar. İnanmayan insan olmaz. Evet. Peki biz de inanana Arapça karşılığı mümin diyoruz. Evet. Mümin. Peki ateistlere ne diyeceksin sorusu geliverdi. Onlar da inanırlar. Ben şimdi burada bir söz edeceğim. Biri başını sonunu keser bu sözün. Ortadan alır. Saim Hoca ateistler de mümin dedi derlerse hiç şaşmam. Evet, onlar da mümindirler. Biz Allah'ın var olduğuna inanırız. Onlar da Allah'ın var olmadığına inanırlar. Ama bakınız inanma noktasında aynı noktadayız. Evet. İnandığımız şeyler farklıdır. Evet. Ki buna biz zati sıfat diyoruz inanmaya. İnanma bizim zati sıfatımızdır ve negatif siga, menfi siga ile kullanılamaz zati sigalar. İnsan daima inanır. Evet. Ya böyle olduğuna inanır veya böyle olmadığına inanır. Evet. Ama hep inanır. Şimdi böyle olunca birinci bölümde getir bıraktığımız noktada, bilginin bittiği noktada ben bu tarafın doğru yol olduğuna inanıyorum. Öteki de bu tarafın doğru yol olmadığına inanıyor. Evet. Bakınız biz gene inanma noktasındayız ama yollarımız burada ayrıldı. Buraya kadar kullandığımız deliller eşit surette beni destekleyen bilgi delilleri de var. Benim zıttıma inananları destekleyen deliller de var. Evet. Onlar bu inançları istikametinde bu delilleri kullanıyorlar. Biz de kendi inançlarımız istikametinde bu delilleri kullanıyoruz. Şimdi biz inancımızın bizi götürdüğü yolda Allah bize diyor ki
Kur'an-ı Kerim'de hep imandan sonra amel-i salih geliyor. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Hemen birçok iman ayetinden sonra salih ameller işlemesi geliyor. Ve bir de bol miktarda bize neye inanmamızı gerektiğini gösteren hep Allah'ın kudretini, varlığını, şirke karşı vahdeti ifade eden ayetler var. Bütün kainata nazar etmemiz isteniyor. Yerlerin nasıl yaratıldığını, evet, göklerin nasıl yaratıldığını, dağların nasıl, canlı varlıkların nasıl yaratılmış olduğunu ve bunları incelememiz isteniyor. Ve burada da hep astronomik hareketlerden bahsediliyor. Güneşin hareketi, ayın hareketi. Bunlar hep zâlike takdirul azizil alim. Evet. Aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir bu. Akıl sahipleri için burada ne ayetin, Allah'ın ayetleri vardır şeklinde. Demek ki inanma deyince Kur'an-ı Kerim önce Allah'a inanmayı ön, evet, planda tutuyor.